Konuşa Doğrudan herkese iyi akşamlar efendim. Ben Gözde Kuyumcu, piyasalara dair son notları ve başlıkları aktaracağız. Başlıyoruz. İlk dört maddemiz gelsin ekrana. Dün piyasada sert satışlar vardı. Ardından bugün bir miktar toparlanma çabası içinde olduğunu söyleyebiliriz endekslerin. Özellikle Avrupa tarafı nispeten toparlanmasını sürdürüyor. ABD tarafında işler bir miktar daha geride kalmaya devam ediyor diyelim. Özellikle Nasdaq Teknoloji Endeksi tarafında, ama halen daha tabii yılbaşından bu yana baktığımızda teknoloji endeksinin bir hayli yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. Peki bu acaba toparlanma kalıcı mı? Herkesin aklındaki soru. Bunları konuşacağız. Güçlenen dolar diye manşet attık. Dolar endeksi 94 seviyesinin üstünde kalmaya devam ediyor. Bunun da etkisini özellikle altın gibi, gümüş gibi emtialarda görüyoruz. Geri çekilme devam ediyor. Nereye kadar sürecek? Bunu da konuşacağız. Bir yandan yarın Merkez Bankası kararını takip edeceğiz. Cumhur Örnek'le konuşacağız biraz. Merkez Bankası kararı, son gelen karardan bugüne neler değişti acaba diye bize anlatacak. Fed'in açtığı swap hatlarına şu anda talep azaldı diyebiliriz belki de, ve dolayısıyla bunun gibi başlıklar var. 17 Eylül itibariyle gelen rakam 34 milyar dolar. Yani bu Nisan sonunda 440 milyar dolardı. Dolayısıyla burada da bir azalış olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi oranda dolara olan talep azalıyor. Şimdi detayları Cumhur Örnek'ten alacağız. Hemen yanına doğru ilerliyorum. Cumhur merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar Gözde. Evet, neler oluyor piyasalarda? Dinleyelim seni. Şimdi dolar Türk lirası az evvel 77-70 seviyesinin üzerine kadar geldi. Euro TL'yi de gün içerisinde 9'un üzerinde gördük. Dolar endeksinde bir güçlenme söz konusu. 94 seviyesinin aşındığını görüyoruz. Son 2-3 ay içerisinde baktığımız zaman dolar endeksi 92 ile 94 aralığında gidip geliyordu. Onun üzerine geçtik. Euro dolar da bununla birlikte aşağıya gelmeye başladı. Bugün altını kime sorsam herkes dolar endeksiyle cevap verdi. Üst üste geldi. Dolayısıyla orada da baktığımızda özellikle Ağustos dibi olan seviyeye çok yakınız. Gümüş orayı geçti, kırdı, aşağıya doğru geliyor. Altında henüz o destek aşağıya doğru geçilmedi ama %1,5'luk bir geri geliş var. Herhalde bu da son zamanların en düşük seviyesine işaret ediyor. Diğer taraftan borsalara baktığımızda şurada köşede Tesla'yı koydum. %5 aşağıda. Nasdaq'ta vadeli tarafta %0,4 aşağıda. Dolayısıyla dün işte o pil günü ya da farklı noktalar herhalde yatırımcıları tatmin etmemiş. O açıklamalar memnun etmedi demek herhalde ki. Herhalde öyle. Yani çok da fazla hani bugün o tarafa, evet, hani bakmadım haber akışına. Hikaye burada öyleydi. Gelişmekte olan para piyasalarına baktığımızda dikkat edersen dolar Güney Afrika randı %1,5 yukarıda. Dolar Rus rublesi %1 yukarıda. Dolar Meksika pezosu %1,5 yukarıda. Dolayısıyla o pazartesi günü gördüğümüz satışlar altın, gümüşte devam ediyor. Gelişmekte olan ülkelerde devam ediyor. Ancak borsalara geldiğimizde benzer satış olmadığını ya da henüz olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla hikaye bir miktar şu anda yeniden para piyasalarında rezerv paraya doğru dönüşe işaret ediyor. Aynı burada o ikinci dalga sırasında gördüğümüz fiyatlamalar gibi değil mi? Bu da şu aşamada doları bir miktar ön plana atmış durumda. Dolayısıyla şimdi geriye dönüp baktığımızda Mart ayı ile birlikte özellikle Nisan dolar likiditesinin problem olduğu, likiditeye ulaşmak adına her türlü varlık sınıfında satışların geldiği bir döneme işaret ediyordu. Fed bu noktada ne yapmıştı hatırlayalım orada. Swap grafiğimiz de gelsin. Burada 5 tane Merkez Bankası'na zaten limitleri vardı. Bunun yanına 9 tane daha Merkez Bankası'na getirmişti. O swaplar üzerinde grafiğimizi rica ediyorum ekrana. 450 milyar dolara kadar yükselen bir swap miktarıyla karşı karşıya kalmıştık. Ne zaman? 27 Mayıs 2020 tarihinde. Dolayısıyla oradaki, tırnak içinde söyleyelim, Fed'in bu konuyla ilgili en çok başvuran müşterisi kimdi diye baktığında, en çok hangi Merkez Bankası diye baktığın zaman bu noktada orada 225 milyar doların Japon Merkez Bankası tarafından, 143 milyar doların Avrupa Merkez Bankası'ndan alındığını gördük. Bazı merkez bankalarında limit vardı ama kullanmadılar. Bunların içerisinde işte Brezilya vardı galiba, İsveç vardı yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yaratmıyorsa. Şimdi en son Fed'in internet sitesinde yayınladığı verilere göre 17 Eylül'de açık olan pozisyonlara baktığımız zaman sadece 34.9 milyar doların kaldığını görüyoruz. Onun da çok büyük bir kısmı, dikkat edersen, Avrupa Merkez Bankası vadesi gelen swapları yenilemeyerek miktarı oldukça azaltmış, hatta sıfıra getirmiş diyebiliriz. Bir tek içeride Japon Merkez Bankası'nın yapmış olduğu
kabaca yani en kalın tarafta 25 milyar doları Bank of Japan oluşturuyor. Dolayısıyla yavaş yavaş bilmiyoruz bir daha bu tarafa doğru dolar endeksi 94'ü kırdıktan sonra dolar likiditesi ihtiyaç olacak mı? Bu merkez bankaları tekrar Fed'in kapısını çalıp işte o limitleri bir zamanda kullanmıştık yenileyebilir miyiz? Hala bunlar açık mı bu limitler? Herhalde bu da haber başlıklarını süsler gibi geliyor. Kesinlikle öyle. Bir yandan şimdi bakalım PPK var yarın önemli. Hı-hı. Bu özellikle herhangi bir faiz değişikliği beklenmese de bir takım belki açıklamalar gelebilir. En son yapılan tarihten bugüne neler değişti? Şimdi burada kabaca hani Ağustos PPK'sından bir gün önce en güncel veriler neydi? Hı hı. Yarın ya gerçekleşecek olan PPK'dan önce elimizde neler var neler yok onlara bir şöyle göz atalım. Zaten Temmuz ortasında 7.35'e kadar düşmüştü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti. Ağustos'tan bu yana 125 bas puan yükseldiğini gördük. Yani Merkez Bankası likit yönetimi kanalıyla TL'nin maliyetini kademe kademe yukarı çekti. Şimdi mevcut kompozisyon içerisinde Merkez Bankası'nın elindeki politika seti ve fiyatlamaya baktığın zaman bugün 9.75 ile verilen parayı sıfırlasa bile bu rakam %10.80'e kadar gidebiliyor sadece gözde. Dolayısıyla kendine oyun alanı açmak istiyorsa Türk lirası açısından döviz arzı yaratmak adına Türkiye'de daha yüksek faizin oluşmasını ya da yabancılar tarafında en azından gösterge tarafta daha yüksek bir faiz oluşmasını düşünüyorsa gidebilecekleri çok fazla bir alan kalmadı. Piyasalardaki yansımaya baktığın zaman 2 yıllık tahvilde yine sınırlı da olsa bir yükseliş gördük. Esas mevduatlarda bir kıpırdanma yaşandı. Hatta burada bu Merkez Bankası'nın ortalama rakamı yani piyasadan topladığı daha yüksek rakamlara baktığım zaman hani bankacı arkadaşlarla konuştuğumuzda %12-13 brüt faize ulaşabildiklerini duyuyoruz. Dolayısıyla bu mevcut enflasyon görünümüyle. Şimdi dikkat et çekirdek tüfede de geçtiğimiz enflasyon rakamında 80 bas puana kadar yıllık bir yükseliş yaşanmıştı. Yıl sonu beklenti anketi en son cuma günü seninle aktardık. %11.5'a gelmişti. Dolayısıyla bu çerçeveden değerlendirdiğimizde yabancı para mevduatlarda herhangi bir artış yoktu. O Ağustos'un ilk haftasında altındaki fiyat artışı bir şey olmadı. Yani nispeten yataya geldi. Esas konulardan bir tanesi mesela dolar endeksi %1.2 yükselirken dolar Türk lirasındaki yükseliş özellikle Ağustos PPK'dan sonra 7.28'den 7.66'ya hızlıca %5'lik bir yükseliş vardı. Bir, kurun geçişkenliği ne olacak? Nasıl değerlendiriliyor? Merkez Bankası politika yapıcıları neyden yana bir tercih kullanacaklar? Yine büyüme tarafından mı yoksa enflasyon konusuyla ilgili TL'nin maliyetini arttırmayı mı tercih edecekler? Dolayısıyla burada hani bir taraftan da ÖTV ile gelen vergi yükünün enflasyon baskısı. Bunları da göze alıp biliyorsun çok uzun zaman beklenen enflasyon üzerinden para politikası kurgulanmaya çalışılmış. 7.4'e beklentileri çıpalayıp oradan bir para politikası oluşturmaya çalışılmıştı. Bakalım oradan bir geri dönüş olacak mı? Hatırla geçtiğimiz PPK'dan bir gün önce müjde açıklaması vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biraz dikkatler o tarafa doğru dağılmıştı. Bu sefer bakalım 7 tane üye ne karar verecek? Yarın 14.00'da. Bunu göreceğiz. Kesinlikle bir de iç borç çevirme oranı geldi. Eylül'de bir düşüş var. Oraya da bakalım dilersen son olarak. Bir grafik daha hazırlamıştım onu söyleyeyim. Hı. Burada da zaman serisi olarak dikkat edecek olursak eğer dikkat et mesela biz bu negatif reel faiz olayına daha fazla gittiğimiz noktada 8.25'te politika faizini serbest bıraktık. Ağırlıklı fonlama oranımız yavaş yavaş kademe kademe yukarıya geldi %10.60'a. Ama CDS'imizde dikkat edersen o Covid sonrası gelinen o ortalamalardan herhangi bir geri dönüş yok. Hala 500 seviyesinin üzerindeyiz. Beklenen 12 aylık tüfeğe baktığımız zaman 2 haneye geldi. Önümüzdeki 12 aylık beklenen enflasyon %10-15'e geldi. Neyin uğruna yaptık bunu? Sanayide şeyler durmasın. Onu da zaten şu PMI'deki V dönüşe bakabiliriz. Dikkat et dolar TL ile yabancı para mevduatında 3 aşağı 5 yukarı aynı trend içerisinde yükseldiğini görüyoruz. Şimdi soruna gelecek olursak eğer iç borç çevirmesiyle ilgili olarak geçtiğimiz sene özellikle Kasım 2018'den sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı genel olarak önceden borçlanmayı ve bu Covid dönemiyle de şu yeşille gösterdiğim iç borçlanmayı arttırmışlardı. Kamu mevduatının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki kamu mevduatında para biriktiriyorlardı. Onu bu ay 25 milyarlık itfaiyemiz var, 10 milyar borçlanacağız dedi. Eğer yeni bir ihraç gelmezse, biliyorsun bir de plansız ihraçlar da oluyor. Altın kira sertifikası ya da altın borçlanma ya da döviz gibi. Eğer onların şu kalan şu 4-5 iş gününde gelmediğini varsayacak olsak, kendi yaptığımız ve Brümcekçi'nin raporundan aldığım rakamlar üzerinden gidecek olsak, dikkat et daha önceki Ocak
2020'deki bu iç borç çevirme oranları zaman geldi %380'e kadar yükselmişti. Bu ay sadece %34 oldu. 25 milyarlık itfaiye karşılık 9 milyar borçlanıldı. Bankalarında bu kadar kağıt portföyleri azaldı. Peki dönelim Cüneyt, hemen Londra'da bizi bekliyor. Cüneyt, hoş geldin yayınımıza. Şimdi biraz Cumhur anlattı. PPK tarafındaki hani beklentiler belki değişmiyor gibi. Yani ekonomistler ve analistler tarafında, ama işte mesela kura orada bir gönderme yaptı. Yani dolar endeksi şu anda yükseliyor. Hatta son o Ağustos PPK'sından bu yana %5.2 mi demiştik? Evet. Yükseliş var. Şimdi eğer ki bu eşik aşılırsa, yani dolar endeksi güçlenmeye devam ederse, sence yarın sürpriz bir açıklama gelir mi? Yoksa yine alışkın olduğumuz o likidite adımları kanalıyla bir sıkılaşma devam mı eder? Ne dersin? Şimdi istersen bir bütün olarak bakalım. Çünkü demin Cumhur çok güzel izah etti. Biz normalleşiyoruz açıklamasıyla beraber neler yaptık? Normalleşiyoruz dedik, içeriye verilen likiditeyi bir parça kıstık. Normalleşiyoruz dedik, içeriye verilen, yani piyasaya verilen TL fonlamasını 7,5'lardan aldık, 10,60'lara götürdük. Normalleşiyoruz dedik, işte özellikle Londra piyasasıyla, diğer swap piyasasında işlem yapanlarla yeniden bizim koyduğumuz şartlarla olmak şartıyla masaya oturmanın kapısını açtık. Normalleşiyoruz dedik. Aktif rasyosunu yeniden gündeme getirdik. Burada yapılabilecek neler var diye konuştuk. Dolayısıyla aynı mantıktan bakılarak ben bu normalleşiyor çabasının bir parçası olarak bir yandan da senin söylediğin dolar endeksindeki bu sert yükselişi, 94'lere geldik. Sertten kastım çok hızlı değil ama trend bittiği gibi gözüküyor orada. İçeride 7.70'ler artık hani birçok hedefi oldukça zorunda bırakacak olan, hatta birçok hedefi imkansız hale getirecek olan seviyeler Merkez Bankası'na yarın faiz konusunda bence faiz arttırma konusunda eli destekleyecek ve bunu da normalleşme adı altında izah edilecek. Burada sürpriz politika faizi mi yoksa gecelik likidite penceresinin yukarıya çekilmesi mi? Politika faizine dokunmadan çok gecelik likidite penceresinin yukarıya çıkartılması kitaba göre çok mümkün değil. Ama hani bir formül bulunur mu ayrı konu. Ben nasıl ki aşağı indirirken son 2-3 toplantıda artık yeri yok diyenlerdensem, şimdi de bu faiz artışı, yani yarınki toplantıda faiz arttırmasını bekleyenler tarafındayım. Bunu da dediğim gibi aslında normalleşiyoruz adı altındaki daha evvel açıklamış olduğum kalem kalem yapılanların bir sonucu olarak görüyorum. Evet. Madem konuyu dolar endeksinden açtık, ben hani bir tane grafikle bu Fed'le yapılan swaplar neredeyse sıfırlanmış. Dolayısıyla dolar likiditesiyle ilgili problem olur mu? Merkez bankaları tekrar sence Fed'in kapısını çalarlar mı? Zannetmiyorum Cumhur. Sen de biliyorsun 15.7 trilyon dolar Amerikan bankalarında duran mevduat var. Yani dolar cinsinden duran mevduat var. Yurt dışında tutulan mevduatın da muhabir bankaları da koyduğumuz 15.7 trilyon dolar. Libor dün de konuştuk. Belki o sebepten, belki bu sebepten farklı etkili sebepler var ama tüm zamanların en düşük seviyesi, yani 0.22 seviyesinde. Yani Amerikan dolarının ne Amerika'da ne de Amerika'nın dışındaki Avrupa kıtası üzerinde fiyatlanan Libor üzerinde bir ulaşılamama, bulunamama gibi bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Konu Amerikan dolarını bulamıyoruz, tekrar swap line'ları aç, yeniden para ver değil. Bence konu dolar var, faiz de yok. Ama Covid'i bir yandan, teşvik paketleri diğer yandan, Amerikan seçimleri öbür yandan, işte gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışma, teknoloji savaşları diğer yandan, işte bunlarla ilgili biz bu doları ne yapacağız bilemiyoruz. Zoom kavgası bence ve herkesin de aynı miktarda erişim yok. Bu da ayrı bir konu ama dolar eksikliği var. Ey Fed yetiş şeklinde bir çağrı olmasını gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bir de tabii dün Evans'ın açıklaması da ortalama 2'ye gelmeden faiz yükselebilir gibi güvercin bir ağızdan bu çıkınca biraz da ortalığı herhalde o karıştırdı. Değil mi? Sözü bırakayım olabilir, size. Olabilir. Cüneyt'le devam edeceğiz. Teşekkürler Cumhur. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından buradayız. Evet.
kapanışa doğru devam ediyor efendim. Cüneyt Başaran'a hemen geri döneceğiz. Londra'da bizi bekliyor. Cüneyt, şimdi az önce biraz dolar endeksinin güçlenmesinden tabii bahsediyorduk ama arkasında yatan sebeplerden biri de Covid-19 vakalarının artış göstermesi. Bir yandan şu anda hali hazırda aşı çalışmaları olsa bile belirsizliklerin giderek artmış olması, ki seninle Avrupa tarafında özellikle konuşurken biliyorsun İngiltere'nin almış olduğu önlemleri konuşuyorduk. Belki önümüzdeki günlerde ABD tarafında eyaletler bazında da bir takım önlemler mutlaka göreceğiz diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Aşı çalışmalarını dilersen biraz konuşalım. Çünkü bu aşamada pek çok ülkenin devreye girdiğini gördük. Son olarak Johnson & Johnson'ın da bir çalışması olduğunu duyduk. Bir toparlayalım istersen. Şimdi Covid-19'da birinci turu bitirdik. Bazı ülkeler hala birinci turunda harını alabilmiş değiller ama artık resmen ikinci tur özellikle Avrupa'da olmak üzere başladı maalesef. Birinci turda kayıp ne? 32 milyondan fazla insan virüse yakalandı. 1 milyon kişiye yakın insan da hayatını kaybetti ki bunun 200 bin kişisi Amerika'da. Amerika, Hindistan, Brezilya tek başına toplam hayatını kaybeden insanların %50'sinden daha fazla bir rakamı oluşturuyor. Şimdi ikinci turu başladı mı, ikinci dalga başladı mı? Maalesef başladı. Rakamlar işte Fransa'da 15 bine çıktı. Bugün İngiltere'de 5 bine yakın vaka var. İspanya'da 10 bin üzerinde 12-13 binler civarında vaka var. Dolayısıyla Avrupa genelinde artan vakalar can sıkıyor. Bu vakalardan gelen ölüm oranları ilk turdaki kadar yüksek değil. Ama vakaların artmasıyla bu ölü sayısının da hastaneye gidecek insan sayısında artması endişe ediliyor. Ekonomi de bu yüzden, daha doğrusu piyasalarda bu yüzden tedirgin. Yani biz birinci dalgayı büyük bir kapatmayla, karantinayla karşılaştık. Ekonomilerde çok ciddi çöküş oldu. Ama sonra yapılan işte parasal teşviklerle, Merkez Bankası'nın para basmasıyla öyle ya da böyle 3. çeyrekte biraz ekonomiyi toparlamışken şimdi son çeyrekte yeniden bir dalgayla karşı karşıyayız. Ekonomilerin tamamen olmasa da kapanma ihtimali var. Dolayısıyla piyasa bunu sevmiyor. Peki aşı ne kadar yakında? O sorunun da cevabını verelim. Şu ana kadar 300 tane aşı deneniyor. İnsanlar 300 tane aşı deneniyor. Bunlardan 9 tanesi 3. faza gelmiş durumda. Yani şöyle 9 tanesi 30 bin, 50 bin, 60 bin gibi çok yüksek sayıda denek üzerinden denenerek artık bu safhayı da geçtikten sonra hazır hale gelebilecek noktada. Bugün bunlara senin söylediğin gibi Johnson & Johnson'a katıldı. Etti 10 şirket. Bu 10 şirket nerelerde dersen işte İngiltere'de Oxford Üniversitesi'yle AstraZeneca'nın çalışması var. Amerika'da Pfizer'in ve Moderna'nın çalışması var. Bakıyoruz Rusya'da çalışma var. 4 tane Çin'de 3. fazda olduğu tahmin edilen çalışma var. Ve bunların hepsi nihayetinde 4. fazı geçip kendi ülkelerinden onay alıp artık piyasaya sürmek üzere bekliyorlar. Tarih ne? Tarih en iyi ihtimalle 4. çeyreğin, yani bu yılın 4. çeyreğin sonu ya da 2021'in ilk çeyreği sonu. Peki işimizi çözüyor mu? Soru işareti. Niye? Çünkü çok yüksek miktarda üretim yapılması lazım. Yani sadece aşının bulunması yetmiyor. Milyonlarca üretim yapılması lazım. İşte o da 2021'in Haziran'da, Temmuz'da tekabül ediyor. Yani toparlayacak olursak virüste Mart'a, Nisan'a göre çok daha iyi durumdayız. En azından 3. faza gelmiş olan 10 tane aşı var. Ancak daha evvel AstraZeneca'nın deneyinde gördüğümüz gibi herhangi bir denekte bir sorun olması buradaki süreci yavaşlatıyor. O yüzden bir parça mesafeliyiz ama bu 10 tane aşıdan birinin bu yılın sonuna kadar en kötü ihtimalle birinin bütün testlerden geçmesi konusunda da ümitler devam ediyor. Ama dediğim gibi bu sadece aşının bulunması yetmiyor. Bahsetmiş olduğum bütün ülkelerdeki milyonlarca insana yetecek kadar da üretim olması lazım. Bu sadece önümüzdeki yılın Haziran'a kadar bir süreyi işaret ediyor bize gözle. Yani tabii bir de aşı bulundu falan diyelim, o nasıl dağıtılacak hep konuştuğumuz konu. Mesela Bilge istemiş ki pandemi 2022'nin sonuna kadar sürebilir. Hakikaten 2022'nin sonuna kadar sürmesi ne demek? Ekonomiler o zaman ne hale gelir? Birleşmiş Milletler'in bununla ilgili bir raporu vardı. Önümüzdeki 10 senenin bu salgının etkileriyle geçeceğini ve milyonlarca insanın işsiz kalacağı, milyonlarca insanın da yoksullaşacağı falan konuşuluyordu. Hakikaten şimdi o felaket senaryolarına girmeyeceğim ama
Bir yandan da işte baktığın zaman bu dolar endeksi şu anda güçleniyor diyoruz. İkinci dalga fiyatlaması olsun. Bir yandan ABD seçimleri ne dersen de artık bunun adına. Değerli metaller tarafında da değişik bir seyir var. Yani altın, gümüş hızlı bir şekilde geri çekildi. Hatta gümüş daha da sert geri çekilmeye devam ediyor. Kayıp şu anda %5 gözüküyor. Eksi %5'lik bir geri çekimi. 23-20 seviyesine kadar geldi. Değerli metallerle ilgili nasıl bir yorum yaparsın acaba? Şimdi Gözde, evvela şunu söyleyelim. Niye Amerikan doları ravaçta? Hani Amerika virüsle ilgili mücadelede oldukça kötü bir performans gösteriyordu. Günlük vaka sayıları 70.000, 75.000'e çıkmıştı orada. Evet, ama bunlar şu an geride kaldı. Amerika'da ölü sayısı yüksek. Gelişmiş olan ekonomi ülkeler arasında en fazla insanın hayatını kaybeden ülke olması ayrı bir gerçek, ama şu anki vaka sayısı 20-25 bin lira gelmiş vaziyette. Hangi 350 milyonun nüfustan bahsediyor? Dolayısıyla Covid ile ilgili o Amerika'nın bu işi beceremiyor ya da işte Amerika'nın bu kadar kötü performans göstermesini beklemezdik algısı bir parça toparladı. İşte dolar endeksini 91'lerden 94'lere taşıyan da zaten bu. Ve enteresandır, şu an bu dolar dışında hiçbir güvenli liman çalışmıyor. Örnek işte arkadaşlarımız ekrana getirdi altın. 2050 dolarlara kadar çıkan altın şu an Amerikan doları güçlenince dolara karşı mevzi kaybediyor. Altın gittiği için aslında tahtı altın kadar güçlü olmasa da güven liman konusunda gümüş, o da çok hızlı satılıyor. Onun dışında bakıyorum zaten diğer emtia fiyatlarında çok sert satış var Gözde. Ham petrolde %30-35'ler aşağıda yılbaşından beri. İşte doğalgaz %15 aşağıda. Bakır, çinko, alüminyum çok hafif yukarıda yılbaşından beri ama orada sert satışlar var. Yani toparlayacak olursak şu an yatırımcı gerek Covid'den kaçıp kendimi güven limanı atmalıyım, gerek Amerikan seçimlerinde işte pozisyonda yakalanmamalıyım, gerek kar ettiğim yerlerden nerede kar ettiysem biraz kar realize edeyim, gerekse biraz önümü göreyim, rahat yatayım yatağa çıkışından dolayı Amerikan dolarına dönüyor ve bu arada aslında normal şartlar altında orta ve uzun vadeli iyimserliğini koruyan, ki altın bunlardan bir tanesi, birçok emtiada bu satışa kurban gidiyor diye düşünüyorum şu an. Evet, mesela Citigroup emtia stratejisti bir yorum yapmış. Diyor ki demir cevheri fiyatının kısmi bir geri çekilme yaşayacağını öngörüyor ama mesela bakır fiyatının 7000 doların üzerine çıkacağını söylemiş. Bu doktor bakır dediğimiz, yani ekonominin biraz gidişatına dair bize sinyal veren bakır tarafında ne fiyatlanıyor olabilir ki? Yani burada hani biz hep diyoruz işte tekrardan, mesela bugün Avrupa tarafında PMI'ları karşıladık. Biraz orada işler yavaş yavaş hani durmaya başladı gibi gözüküyor. Zaten kısıtlamalar yolda, hali hazırda bunlar dünyaya da sıçrayacaktır. Ne dersin? Aslında bu konu şöyle bir ayrışma. Hani senle hep konuşuyorduk ya, dünya W mu, L mi, U mu şeklinde toparlayacak diye dedik. En son bunların hepsini unutun. Yeni toparlama K. Yani herkes aynı gemide değil. Bazı işte ülkeler, bazı sektörler, bazı emtia fiyatları hatta K'nın üst tarafında. Onlar daha farklı bir yolculuk yapıyor. Bazı işte bunun karşısında kalan diğer sektörler, diğer ülkeler, diğer emtia fiyatları ise K'nın alt tarafında, toparlamaları zaman alacak. Şimdi ne alakası var diyeceksin. Şöyle bir alakası var. Bugünkü gelen PMI verileri ne gösterdi? Şöyle bir bakalım verilere. PMI verileri her yerde hizmetler verisinin çok hızlı toplandığını söylüyor. Şey, imalat verisinin, yani üretimle ilgili toparlamanın çok hızlı olduğunu söylüyor. Avrupa'da PMI, yani satın alma üreticileri endeksi, hizmetler sektöründe 50'nin altına indi. Ama imalat sanayinde 53.7'ye çıktı. Amerika'ya bakıyoruz. Amerika'da zaten imalat sanayi oldukça iyi gidiyordu. İyi giden seyre devam ediyor. Yani doktor copper dediğim ve aslında imalatın, aslında üretimin nabzını tutan bakır, Çin ki diğerlerinden daha iyi toparladı ve diğer ülkelerdeki imalat sanayinin toparlamasını fiyatlıyor. Doğalgaz, petrol gibi ürünlerse bunlar da imalat sanayinde kullanılıyor ama hizmetler sektöründe çok kullandığı ürünler bunlar. O tarafsa hizmetler sektörünün, servis sektörünün geri gelmesinin kolay olmamasını fiyatlıyor. Yani K'nın üst bacağında işte bakır var. Bence üst bacağında altın var. İşte gümüş oraya tutunmaya çalışıyor. Alt bacağında ise doğalgaz, petrol gibi biraz da hizmetler sektörünün, insanların ne kadar uçağa bindiği,
ne kadar otomobillerine bindiğiyle alakalı olan emtialar duruyor. Şimdi evet, uçak demişken bu arada Avrupa Birliği tarafında mesela gelişmeler var. Avrupa Birliği Hava Yolları tarafından, mesela Avrupa Hava Yolları tarafından bir talep olmuş. Diyorlar ki bir Covid-19 test artık hani bu tam anlamıyla bir proje gibi yani yapılsın ve herkes uçağa binmeden önce bu testleri olsun, öyle bilsin. Aslında biz hani biliyorsun pandeminin başında seninle konuşurken artık testler yaygınlaşacak. Herkes testi yapıp herhalde seyahat edecek. Bu şekilde bu iş çözülebilir. Yoksa hani aşının gelmesi yıllar alabilir falan diye konuşuyorduk. Böyle bir girişim duydun mu ve olabilir mi, mümkün mü? Böyle bir girişim var. İngiltere'de çok konuşuluyor. Hatta işte İngiltere'de Heathrow özelinde böyle bir çalışmanın olduğunu biliyoruz. Biraz da havaalanı işletmecilerinin de devreye girdiği bir konu. Dolayısıyla aslında söylenen şey şu: bir şekilde biz bu COVID testini o kadar kolay bir hale getirelim ki insanlar uçağa binmeden önce rahatlıkla bu testi yapsınlar ve o testin sonucuna göre çok hızlı bir şekilde uçağa binip binemeyecekleri, seyahat edip edebilecekleri ortaya çıksın. Hikaye bu. Bu çalışıyor mu? Ya da çalışır mı? Bilmiyorum. Ama havacılık sektörünün, turizm sektörünün hakikaten başka kaçarı yok. Yoksa aksi takdirde aşının büyük oranda tamamlanıp bir şekilde piyasalarda bunun karşı, yani bu aşının getirince insana gitmesini bekleyecekler. Dolayısıyla ben bunun bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun bir formülü olduğunu düşünüyorum. Ama Gözde, şu noktada emin değilim. Bu aşıla yapılacak olan testler acaba ne kadar gerçekçi bir sonuç verecek? Çünkü çok iyi biliyoruz ki PCR testleri dünyanın her yerinde şirketten şirkete değişse de %50-60, en fazla 70-70 bile zor, %50-60'lar civarında bir doğruluk payı veriyor. Dolayısıyla bu doğruluk payıyla tamam pozitif ya da negatif olan insanların yapacağı turizm ya da yapacağı seyahat ne kadar etkili olacak bilemiyorum, ama gene de bu sektörlerin ayağa kalkması için söylemiş olduğum projeye bel bağlayan çok kurum var. Kesinlikle öyle. Zaten havacılık sektörü biliyorsun kan ağlıyor. Lufthansa'nın binlerce kişiyi tekrardan işten çıkardığını duyduk ki pek çok hava yolu ya ufaklar arasında birleşmeler, mesela öyle şirket birleşmeleri oluyor, ya da işten çıkararak işte uçakları hangara çekerek falan önlemlerini alıyor. Bir şekilde yapabilecek bir şey yok zaten. Şimdi bir yandan bu pandemi süreci devam ediyor ama Brexit pandemi sürecini tanımıyor. Yani Brexit'te biz ne konuşuyorduk? Finans sektörü acaba yerini mi değiştirecek diye. Çünkü Londra merkezli pek çok banka Avrupa'ya göç edecek diye konuşuyorduk. Hatta seninle lokasyonları konuşurken Amsterdam, Brüksel ve Frankfurt öne çıkmıştı. JP Morgan'ın tercihi Frankfurt olmuş ve $230 milyon varlığını taşıyor. Önemli. Çok önemli, çünkü bu JP Morgan'ın yaklaşık toplam varlıklarının %10'una yakın tekabül eden bir kısım bu bölgedeki. O yüzden bakıldığında çok ciddi bir rakamı taşıyor. Aynı zamanda 200 tane İngiltere'deki, Londra'daki çalışanı da yeni Avrupa'ya götürmek kararı aldı. Yani destinasyon, daha doğrusu gidecek yer belli: Almanya. Ve bu noktada şu da oluyor Gözde. Bir yandan Brexit, İşte öbür taraftan Londra'nın o cazibesini kaybediyor olması Londra'ya güç kaybettiriyor. Diğer taraftan da Brexit, yani bu hamleden sonra mesela JP Morgan, Deutsche Bank, Commerzbank ve DZ Bank'tan sonra bir anda Almanya'nın en büyük bilançosuna sahip 6. ya da 7. büyük banka oluyor. Yani daha evvel Almanya'da Almanlar, Fransızlar yoğun iş yaparken, şimdi Londra'dan kaçan ya da Londra'dan çıkan Amerikan sermayeli bankaların da Avrupa'da önemli bir oyun kurucu olduğunu görüyoruz. Bunun eksi tarafı İngiltere'ye yazıyor, Londra'ya yazıyor. Brexit sonrası Londra'nın sermayenin başkenti olma özelliği devam edecektir bence. Yani burada tamamen bir kayıp söz konusu değil ama ciddi bir yer alacağını gösteriyor. Ve rakip olarak da Amsterdam ya da Paris'ten ziyade Frankfurt'un, yani Almanya'nın öne geçip çıkabileceğini
JP Morgan'ın tercihi bize söylüyor. Bu finansın ekonomideki payı İngiltere'de ne kadar Cüneyt? Bir fikrin var mı? Hani bu şimdi bir kayıp oluşturacak falan diyoruz ama hali hazırda Avrupa Birliği ile belli ki bir ticaret anlaşması da tam olarak yapamayacaklar. Yani serbest ticaret anlaşması. O anlamda İngiltere mesela alternatif yollarda kendine hemen ABD'yi öne sürmüştü. Japonya ile anlaşma yapılmıştı. Hatta Türkiye'nin adını çok sık duyuyorduk. İşte Türkiye ile de bununla bir acaba nemalanabilir mi? Bize alternatif bir ticaret mekanizması açılabilir mi diye. Dolayısıyla nasıl bir ekonomide kayıp olarak bahsedebiliriz? Şimdi İngiltere genelinde baktığımızda %75-80'lere yakın bir hizmetler sektörünün ağırlığını görüyoruz. Yani zaten gelişmiş ülkelerde hizmetler sektörü imalat sanayinden çok daha öndedir. Ancak Londra özelinde ya da İngiltere özelinde hizmetler sektörünün bayağı önde olduğunu görüyoruz. Ve hizmetler sektörünün İngiltere'deki bir bacağı işte turizm ve bunun etrafındaki alakalı işlerse kafeteryasından oteline, restoranından diğerlerine kadar bir önemli bacağı da bankacılık sektörü. Dolayısıyla senin sorduğun sorunun cevabı net. Bankacılık sektörü İngiltere için, özellikle de Londra için çok önemli. Ama şimdi bankacılık bacağının, bankacının iki bacağı var. Bir tanesi ticarete aracılık faaliyeti yapmak. Dolayısıyla Avrupa'dan yönünü Amerika'ya çeviren İngiltere, gene Londra'nın bu hem hukukunun özel üstünlüğüyle, hem işte buradaki biz iş yapma alışkanlığıyla, hem İngilizce'nin özelliğiyle, Londra'nın da gücüyle bence Amerika ile bir sinerji oluşturabilir. Buradan kayıplar bir parça tazelenebilir. Ama sorun şu, Brexit sırasında bir Amerikalı, bir Japon, bir Rus ya da herhangi bir şirket Avrupa operasyonunu yapmak için Frankfurt'u değil, Paris'i değil, Amsterdam'ı değil, headquarter için yani genel merkez için Londra'yı seçiyordu. Çünkü Londra dediğim sebeplerden dolayı çok daha rahat çalışacak insan buluyordun. İşte buranın mevzuatı daha uygundu vesaire vesaire. Ve Avrupa Birliği'ne bağlı olan İngiltere'nin de bu pasaportu, yani bu ehliyeti vardı. Londra'dan bu işlerin yapılmaz. Şimdi o ehliyet geri alınınca işte Euro ile ilgili bir işlem yapacaksa Avrupalı olmayan bir banka, ben bunu İngiltere'de durayım da İngiltere'deki bankamdan yapıp burada muhasebezelleştireyim diyemeyecek. Bunun için mutlaka Avrupa diyor ki gel burada yapacaksın diyor. Dolayısıyla buradaki kan kaybını toparlaması kolay olmayacak onların. Cüneyt, kesinlikle. Bir de şimdi %75-80 hizmet diyorsun. Yani karantinalar tamam geri gelmedi ama insanlar da isteksiz sokağa çıkmakta. Hatta Londra'da yaşayanlardan mesela şunları da duyuyoruz ya da gelip gidenlerden. Hayalet şehir gibi burası yani. Sokakta çok fazla insan göremiyorsunuz diye. Öyle mi hakikaten? Şimdi öyleydi aslında. Özellikle Ağustos sonu Eylül başına geldiğimizde, işte City dediğimiz şu an yayın yaptığımız bölgeye geldiğimizde çok az yer açıkta. İşte birçok dükkanın kapalı olduğunu görüyorduk. Sokaklarda öğlen saatlerinde güzel bir havada bile çok az insanın dışarıda olduğunu görüyorduk. Şu bir hafta öncesine kadar burada bir hafif de olsa bir artış oldu. Özellikle Boris Johnson'ın çağrıları, işte şirketlerin kendi personeline ofise gelmesi için yaptığı çağrılar biraz burayı hareketlendirmişti. Ancak bu hafta Boris Johnson'ın dün itibariyle evden çalışın, mümkün olan profesyoneller için söylüyor, mümkün olan her işte yeniden evden çalışılmasını istiyorum demesi, işte Citibank'ın, JP Morgan'ın, Goldman Sachs'ın kendi personeli, ki bunların hepsi personeli geri getirmeye çalışıyordu, dönüp hayır gelmeyin, evden çalışın demesi, yeniden büyük oranda City bölgesini, yani bu beyaz yakaların bulunduğu bölgeyi yeniden bir hayali şehre çevirebilir. Tabii sadece personelin gelmemesi değil bu. O personel gelmeyince onun kahve aldığı, onun yemek yediği dükkanlar kapanıyor, işte kuru temizlemesi kapanıyor, etraftaki ona hizmet veren birçok yer kapanıyor. Dolayısıyla İngiltere'nin en büyük derdi insanları eve koyuyor, yeniden vaka sayısı artması endişe ediyor. Ama nasıl yapacağım da bu ikinci dalgayı zaten %10 daralacak bir ekonominin daha da daralmaması için, zaten sene sonunda 4 milyona çıkması beklenen işsizliğin daha da fazla artmaması için nasıl kontrol edeceğim? İşte bunun cevabını arıyor. Evet, Cüneyt, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum ve BloombergKT.com'da öne çıkanlarla devam edeceğiz.
Tesla'nın kurucusu Elon Musk şirketinin ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki fabrikasında düzenlenen Batarya Günü adı verilen etkinlikte yatırımcılara gelecek planlarını anlattı. Yatırımcıların her birinin kendi Tesla'ları içinde katıldığı etkinlikte elektrikli araç şirketi Tesla'nın bataryalarını önümüzdeki dönemde nasıl geliştireceği aktarıldı. İngiltere'de ofisi bulunan birçok banka, İngiltere Başbakanı Johnson'ın uzaktan çalışma çağrısının ardından çalışanlarının ofise dönüşlerini askıya aldı. Goldman Sachs'tan Citigroup ve HSBC'ye kadar bankalar, Başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs nedeniyle halka evden çalışma çağrısında bulunmasının ardından Londra'daki çalışanlarını işe döndürme planlarını askıya aldı. Vaka sayılarının artışı petrol fiyatlarının toparlanmasını yavaşlattı. Buna Libya'daki gelişmeler de eklendi. İç savaşın sürdüğü Libya'nın petrol endüstrisi Ocak ayından bu yana tamamen kapalıydı. Ama ülke iki taraf arasında geçen hafta imzalanan ve petrol gelirlerinin eşit bölüneceğini belirten anlaşma sonrası ihracata başlamayı iple çekiyor. JP Morgan, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının bir sonucu olarak 200 milyar euro civarında, yani yaklaşık 230 milyon milyar dolar varlığı İngiltere'den Frankfurt'a kaydırıyor. Bu adımın Almanya'da en büyük bankalardan birinin oluşmasına yol açacağı söyleniyor. Ve bitirdik efendim. Az sonra günden kalanlarla devam edeceğiz ve Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamız bizlerle olacak.